hayat ile bir şey-i zihayat diyebilir ki, şu bütün eşya malımdır, dünya hanemdir, kainat malikim tarafından verilmiş bir mülkümdür. İnsanlar kendilerine verilen, ikram tarzında verilen, hibe tarzında verilen, karşılıksız verilen şeylere dikkat etmedikleri için bazı şeylere gıpta ediyorlar, haset ediyorlar, hırs gösteriyorlar. Mesela hava bu kadar ucuz olmasaydı, havanın bir bedeli olsaydı, yani faraza deseydi ki, bugünkü akşama kadar havayı teneffüs etmen için gidip şurayı şu kadar kazacaksın. E şu işi yapacaksın. Yapar mıydın? Hem de gönül hoşluğuyla. Güneş bedava olmasaydı. Öyle değil mi? Yani bunlar umumi olmakla nimetiyet sınıfından çıkmıyor ki. Her an insanın muhtaç olduğu şeyler bunlar. Şimdi sanki bunlar tamamen sahipsiz, maksatsız, hedefsiz, senin babanın malıymış gibi. Her sabah güneş doğuyor, her dakika teneffüs ediyorsun. Küre-i arzın üstünde istediğin gibi dolaşıyorsun. Göz nimetiyle bütün dünyayı temaşa ediyorsun. Kulakla her tarafı dinliyorsun. Sanki bunlar sana babadan, dededen miras kalmış gibi. Halbuki insan mazhar olduğu bu nimetlerin büyüklüğünü, derecesini, ehemmiyetini, lüzumunu biraz düşünse, diğer nimetlerin buna göre ne kadar düşük olduğunu, hırs etmeye değmediğini, haset etmeye değmediğini, kavga etmeye değmediğini iyi anlayacaktır. Onun için ne demiş? Dünya öyle bir meta değildir ki bir nizaa değsin. Dünya öyle bir meta değildir ki bir nizaa değsin. Yani dünyanın tamamını bir gürültü yapmaya değer görmüyor yani. E şimdi bütün dünya senin. Nefesini keseceğiz. Hava yok. Nitekim burnu olup, ağzı olup, gözü olup, ciğeri olup, her şey olup da nefesi teneffüs etmeye çok insanlar var. Öyle değil mi? Astım hastalığı nedir? Senin gayet rahatlıkla metreküp metreküp teneffüs ettiğin havayı, aynı hava, aynı boşluk. Onda da burun var, ciğer var, her şey var. Ama Allah yasak koymuş ona. Belli bir sınır koymuş. Ondan fazla teneffüs edemiyor. Habire boğuluyor. Fıs fıs fıs. İlaç kullanıyor. Babam 7 sene efendim evde hortumla gezdi. Tabii. Hortumla. Öyledir. Yani bazen mesela, bazen her şeyi, ağzası her şeyinde güneşi, gözü güneşe tahammül edemiyor. Güneşin ışığı fazla geliyor. Habire gözünü kapatıyor ki böyle aradan baka baka yol gidiyor adam. Bazı öleler de var. İlâ ahir. Yani bunlar hep bize numune ki sen çok büyük bir servete konmuşsun. Yani hayat seni bütün kainata sahip vaziyetine getirmiş. Başkalarının malikiyeti senin malikiyetine zarar vermiyor ki. İlla yani ondan gidip tasarruf etmek mi lazımdır yani? Mesela manzara. Manzara da illa gidip içinde oturmak şeyi yok ki yani. Güzel keyif alıyorsun ya, boğazın kenarına oturuyorsun. Manzara seyrediyorsun. Gemiler geçiyor, kuşlar şey yapıyor, martılar takla atıyor, ne yapıyor. Şimdi bir boğaz düşün ki ne gemi geçip gidiyor, ne martı var, ne etrafında evler var, ne bir şey var. Ve sen sap gibi İstanbul Boğazı'nın kenarında tek adam, İstanbul senin olsun. Ne yapacaksın? Yani insan böyle düşünse, başkalarının varlığı senin dünyana tezyinatı oluyor. Sen dünyanı süslüyor yani. İnsan bu kendine verilen büyük nimetlerin ehemmiyetini, kıymetini takdir etmediği için küçük nimetler üzerinde gürültü çıkarıyor. İşte şu tarla bilmem ne, bu tarla bilmem ne. Ben misali anlattım. Bir kadastro gelmişti Han köyündeki arsanın oraya.
Kadastro neyse nasıl ölçmüşse bizim üstteki komşunun bir metre tarlasının içine kazık çalmışlar bana ait. Orada 200 senelik badem ağaçları var sınırda. Adam kadastroya göre kazığı çakmış. Neyse geldim sabahleyin. Selamünaleyküm komşu. Bir selam aldı ama yani tokat gibi bir selam aldım. Anladım. Gittim yanına oturdum. Dedim bak şimdi senin tarlan bura, bizimki bura. Kadastro gelmiş, kazığı buraya çakmış. Ne senin haberin var, ne benim haberim var. Kimsenin haberi yok. Şimdi ben dedim, şey yapacağım. Maneviyata sesleneceğim dedim. Bizim tarlanın ilk sahibi kimdi? Ondan sonra kimler var? Hepsi ayağa kalksın. Dedim, bir araya böyle dik, ayaküstü dursalar sığmazlar bu tarlanın içine. Seninki de öyle. Bunlar dedim bizden 200-300 sene evvel bu sınıra badem ağacı dikmişler. Adamlar sınırı dikmiş, belli etmişler yani. Buraya 40 tane kazık çakılsa, beni jandarma zoruyla getirseler senin tarlana girmem dedim. Akıllı ol. Bademce adam rahatladı. Yani bir nefes aldı ki hiç sorma. Ama aynı adam yine ne olur ne olmaz o orta yerde olan sınırı tam belli olmayan bir gün geldim ki sınırı tam belli olmayan ağaçların hepsini kesmiş. Ne olur ne olmaz yine şeytana uyarım bura benimdir derim diye. Kocaman ağaçları 200 senelik badem ağaçlarını kıtır kıtır doğramış. Neyse sesimi çıkarmadım dedim ya. Hepsini doğra mübarek adam yani neyimiz var işin içinde. Şimdi o aldığı nefesi bilmiyor, gördüğü gözü takdir etmiyor, duyduğu kulağı takdir etmiyor. O alemdeki tasarrufatını görmüyor, oradaki iki badem ağacını görüyor. İnsan eğer kendisine verilen nimetleri takdir edebilse, hiçbir zaman ne hırs gösterir, ne haset gösterir, ne dünyada kavga olur. Ve bütün dünyada bir nizaya değmez der. Bunu yapmadığı için, bu işi anlamadığı için öyle yapıyor. Her bir hayat, her bir zihayatı bütün kainata hakim hükmüne getiriyor. Şimdi bir dağı düşün, Bolu Dağı. İşte üzerine 4 tane çam çıkmış. Yani bir arıyı düşün, o Bolu Dağı gibi 100 tane dağ dolaşıyor. Hayat o arıyı o dağın 10 misli, 100 misli yapmış. Hayat girdi mi, o şey mana itibariyle büyüyor. Dağ da olsa yetimdir, öksüzdür, olduğu yerde lok oturmuş, başka bir şey yapamaz. Ama bir sinek, bir böcek, bir bal arısı bir günde kaç yerde dolaşıyor, kaç kilometre dolaşıyor, kaç tane dağ dolaşıyor. Onun için hayat her şeyin başı. Hayat her şeyin başı. Hayatın muhafazası da o derece ehemmiyetli. Onun için bir insanı öldürmenin vebali çok büyüktür. Bir gayri hakkın Allah'ın hakkıdır o. Onu yaratan Allah'tır. Onu öldürmeye Allah'tan başka kimsenin hakkı ve selahiyeti yoktur. Evet. Nasıl ki ziya ecsamın görülmesine sebeptir ve renklerin bir kavle göre sebebi vücududur. Öyle de hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Hayat dahi mevcudatın keşşafıdır. Hayat olmasa madeni nereden bulacaksın? Suyu nereden akıtacaksın? Barajı nasıl yapacaksın? Hastahaneleri nereye kuracaksın? Hayatın keşşafı sırlarını çözüp çıkarıyor. Hayat olmasa insanlar işte ta Adem Aleyhisselam'dan beri olduğu zamandan itibaren öyle kalır. Bir terakki yok, bir şey yok. Ama hayat onu ihtiyaç sahibi yapıyor. İhtiyaç oldu mu araştırıyor. İhtiyaç olunca ihtiyaç çalışmanın madenidir. İhtiyaç insanları sanatlara teşvik ediyor.
onları yapmaya, bulmaya, yerine koymaya mecbur ediyor. Onun için bu terakkiler oluyor. Hayat yapıyor bunu. Hı. Keyfiyatın tahakkukuna sebeptir. Hem cüz'i bir cüz'iyi kül ve külli hükmüne getirir. Ve külli şeyleri bir cüz'e sığıştırmaya sebeptir. Ve hadsiz eşyayı iştirak ve ittihad ettirip bir vahdete medar, bir ruha mazhar yapmak gibi kemalat-ı vücudun umumuna sebeptir. Hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir ve kesret de ehadiyetin bir aynesidir. Kesret de ehadiyetin bir aynesidir. Hayat hatta hayat kesret tabakatında bir çeşit tecelli vahdettir. Evet. Sende hayat var. Böcekte de hayat var. İnekte de hayat var. Sinekte de hayat var. Gezen her şeyde bir hayat var. O hayat cevher itibariyle birdir. Ruh dediğimiz cevher itibariyle birdir. Ama girdiği kalıbın yapacağı işe göre o ruh şekil almış. O farklılık oradan oluyor. Böceği çalıştıran şey de ruhtur. İnsanı çalıştıran şey de ruhtur. İneği, deveyi çalıştıran şey de ruhtur. Ruh müşterek. Ama devede develik yapıyor, insanda insanlık yapıyor. Böcekte böceklik yapıyor. Elektriğe çok benziyor. Elektriğe çok benziyor. Şimdi elektriği kapattığın zaman buzdolabı ile elektrik ocağı arasında hiçbir fark kalmıyor. Birisi ısıtıyor, birisi soğutuyor. Elektriğini kestin mi, ikisi de kalıptan ibaret kalıyor. Aynen onun gibi bir anda, şimdi düşün, bir anda ruhların hepsi bir çekiliverse her şey heykelden ibaret kalır. İnsanlar böyle durur, inekler öyle durur, böcekler, sinekler öyle durur. Ama ruh verdin mi, aynen elektrik gibi, inek ineklik, sinek sineklik, insan insanlık yapıyor. Fark, girdiği kalıbın ihtiyacına göre şekil almasında. Ruh, girdiği kalıbın, kalıba ne lazımsa onu ona yaptırıyor. Yani, Müslüm Hisari yazmış, bir arı bir kilo bal için 6 milyon çiçeğe konuyor, bir günde de 13 kilometre gidiyormuş. Bak bu çok mühim bir malumat işte. 6 milyon çiçeğe konuyor, 13 kilometrede yol gidiyor bir günde. Bir arı. Dağ ne yapıyor? Ah! Oturmuş oraya, üzerinden geçen, tepen, tır geçmiş, bilmem ne olmuş. Kafasını bile kaldırmıyor yerine. Arı, ufacık bir şey. 13 kilometre yer dolaşıyor. Kaç? 6 milyon çiçeğe. 6 milyon da çiçeğe konuyormuş. Evet. Bak, hayatsız bir cisim, büyük bir dağ dahi olsa yetimdir, gariptir, yalnızdır. Münasebeti yalnız oturduğu mekan ile ve ona karışan şeyler ile vardır. Başka kainatta ne varsa o dağa nispeten madumdur. Çünkü ne hayatı var ki hayatla alakadar olsun, ne şuuru var ki taalluk etsin. Şimdi bak küçücük bir cisme, mesela bal arısına. Hayat ona girdiği anda bütün kainatla öyle münasebet tesis eder ki bütün kainatla, hususan zeminin çiçekleriyle ve nebatatlarıyla öyle bir ticaret akteder ki diyebilir, şu arz benim bahçemdir, ticaret hanemdir. Kaç çiçek dedi? 6 milyon. 6 milyon çiçek. Ama tek başına değil, kovanın hepsindeki arılar, yani bir kilo bal yapabilmek için 6 milyon. 6 milyon çiçekten topluyorlar.
Evet. İşte zihayattaki meşhur havası zahire ve batına duygularından başka gayrı meşhur saika ve şaika hisleriyle beraber o arı dünyanın ekser envaıyla ihtisas ve ünsiyet ve mübadele ve tasarrufa sahip olur. İşte en küçük zihayatta hayat böyle tesirini gösterse elbette hayat tabakayı insaniye olan en yüksek mertebeye çıktıkça öyle bir imbisat ve inkişaf ve tenevvür eder ki hayatın ziyası olan şuur ile akıl ile bir insan kendi hanesindeki odalarda gezdiği gibi o zihayat kendi aklıyla avalim-i ulviyede ve ruhiyede ve cismaniyede gezer. Yani o zişuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişuurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Yani o zişuur ve zihayat manen o alemlere misafir gittiği gibi o alemler dahi o zişuurun mirat-ı ruhuna misafir olup irtisam ve temessül ile geliyorlar. Şimdi öyle güzel tabirler kullanıyor ki bal arısı ticaret akt ediyor. Yani ticaret yapıyor. Nasıl ticaret yapıyor? Alışveriş yapıyor yani. Şimdi ağaç diyor ki bak sen gel benim çiçeğime kon. Serbestsin. Ama benim ihtiyacımı da göreceksin. Nedir senin ihtiyacın? Tozlandırma yapacaksın diyor. Ağaçlarda tozlandırmayı yani hücre taşımayı sinekler yapıyor. Eğer o sinekler olmasa ağaçlarda şey olmaz, aşılanma olmaz. Yani meyve aşılanmaz. Meyve aşılanmayınca da meyve olmaz. O erkek hormonu dişi hormona taşıyan sineklerin hareketidir. Vız 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 kanatlarını oynatıyorlar ya. O tozu oradan kaldırıyor erkek tozu. Öbür dişi toza gönderiyor. Oradan onu oraya götürüyor. Yani şey yapıyor, ticaret aklı ediyorlar yani. O balını ucuz bedava vermiyor o. Böyle bir anlaşma var aralarında. Alemde her şey böyle. O ara bunun şuurunda olsun veya olmasın istihdamı bu şekilde oluyor. Ve insan da arıdan ne kadar yüksekse aklıyla, fikriyle, şuuruyla, izanıyla, marifetiyle ondan milyon defa, yüz binlerce defa daha büyük sahalarda akliyle dolaşabiliyor. Şimdi akıl bir şeydir yani bir alet. Hayal bir alettir. Hayal bir alettir yani. O aletin inkişafı bahse konudur, mümkündür yani. Sen şimdi nasıl ki ayı tefekkür ediyorsun, o tefekkür bir şeydir yani. Bir vasıtadır bu. Bunun cisim şekline girmesi mümkün. Cismanileşmesi mümkündür yani bu. Şimdi buna çok basit bir misal vermek mümkün. Şimdi bundan 100 sene evvel deseydin ki sen dünyanın neresinde olursan, dağda, derede, bilmem nerede olursan ol, böyle ufak el kadar bir şeyin olacak, Amerika'daki arkadaşınla sohbet edeceksin. Buna kim inanırdı? Görüntülü konuşacaksın. Yani görüntülü konuşacaksın. Şimdi Amerika'dan buraya okyanuslar geçiyor yani. 12 bin kilometre midir? 12 bin kilometre mesafe var. Rüzgar, fırtına, kar tipi, çölde sıcak, denizde fırtına, dalgalar bilmem neler, yağmur, kar. Hiçbir şey engel olmuyor. Şimdi basit maddi bir makine bunu temin ediyorsa, insanın hayal gücünün maddi tasarruf yapması mümkündür. Akli tasarruf yapması mümkündür.
Bunda hiçbir zorluk yoktur. Frekans meselesidir. Alıcı verici meselesidir. Nasıl ki bunda alıcı verici bahse konudur. Numara o numaraya gidiyor. Başka hiçbiri onu dinleyemiyor. Yani en antika şey bu. Bir anda kaç milyar görüşme oluyor. O numara öbürünü dinleyemiyor. Öbür numara öbürünü dinleyemiyor. Şimdi o numara burada bir hava zerresi o numarayı alıyor. Yanındakine, 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 yanındakine 12 bin kilometreye gidiyor. Orada sahibini buluyor, onun kulağına giriyor. O hat bozulmuyor üstelik. Kaç saat konuşursa konuşsun, fırtına, dalga, bilmem ne, çarpıntılar, hiçbir şey bozmuyor onu. Ne sıcak, ne soğuk. O hat kurulmuş. Yani bir karbondan, bakırdan, demirden, çinkodan yapılan bir makine bunu yapıyor da insanın hayalinde taşıdığı bir insanla görüşmesi niye zor oluyor ki? İnsanda bu kabiliyetler var. Bunlarda hiç zorluk yok. Bunlarda hiç zorluk yok. Fennin, tekniğin ilerlemesi bunları gayet basit hale getirmiştir. Onun için ne diyor? Ben Tilo'nun, şeyin, Zühal'in sokaklarını Tilo'nun sokaklarından daha iyi bilirim diyor. Doğru söylüyor. Hem kendisi oraya gidebilir, hem onu buraya getirebilir. Bunda hiçbir zorluk yok yani. Bu telefonlar, melefonlar bunu, işte resim dediği gibi görüntülü konuşuyorsun yani. Eğer hat kurursa Zühal'le gayet rahatlıkla konuşabilirsin. Oranın resimlerini görebilirsin. Evet.